arkadaşlar, Ceren neredeyiz? Hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi yanımda çok uzun bir süre sonra annem var. Bir zamandır annemle birlikte video çekmek istiyorduk arkadaşlar. Bugün annemle birlikte baklava yeme kapışması yapıyoruz arkadaşlar. Biliyorsunuz, bilenler bilir. Biz Gaziantep'e gitmiştik. Gaziantep'te de videolarım var bu arada. İzlemeyenler izleyebilir kanaldan. İşte baklava videom var. Gaziantep'te bir gün videom var. Geldiğimizden beri, yani 1,5 senedir, annem sürekli bana diyor ki Gaziantep'e gittiniz. Gaziantep'ten bana baklava getirdiniz. Gaziantep'e gittiniz. Beyran çorbası istemedi. Yani o gelmez. Bir insan baklava getirir. Ama biz Gaziantep'ten Trabzon'a geçtik ya hani. Dostum, bir şey olmazdı. Ama o kuru patlıcan şeyi getirmişler. Evet, getirdim. Onu da Ceren yiyeceği için. Ama yemedim onu bu arada. Annem onu hediye etti. Kızdım da ondan. Şimdi sonuç olarak annem de dedi ki ben Antep'ten baklava istiyorum dedi. Antep'ten olmazsa yemem dedi. Antep'ten olmazsa yemem dedi. Ve kendimi... Antep'ten baklava söyletti arkadaşlar. Ben dedim ki anne dedim, o zaman ben tamam sana söyleyeceğim dedim, baklava Antep'ten dedim. Baklava Antep'ten. Yiyip çok beğendiğim bir yer vardı, Hamido baklavaları. Oradan arkadaşlar söyledim baklavayı. Bu şekilde bir kutuda geliyor ama bu kutunun bayağı buraları şeyliydi, bantlı falandı. Bu arada annem söyletmişken bu kadar yıl faize bindi falan dedi, bak fıstık ezmesi söyletti. %80 fıstık. Bak. Fıstık söyletti, Antep fıstığı. Aaa, şunlar koymuşlar. Bunu sen mi söyledin yoksa bunu kendin mi koymuşlar? Çok güzel baklava koyacağı arkadaşlar. Çok hoşuma gitti. Evet. Çok güzelmiş. Ben sen söyledin diye düşünmüştüm. Yok, bak, demek ki bunu koyuyorlar siparişlerde. Baklavamızı bununla koyalım. Aaa, yemeyeyim. Bir de arkadaşlar şöyle bir durum vardı. Orada benim o zaman gittiğim zaman da garibime gitmişti. Yeminli baklavacı olmak diye bir durum varmış Antep'te. Tamam mı? Bazı yerler yeminli baklavacı oluyormuş. Dur, okuyacağım şimdi. Hamido yemini bu. Üretip sattığım her malın arkasına duracağımı vicdanla baş başa imalat yaparken vebal sorumluluk kulak gözetmeye, sevdiklerime ve evlatlarıma yediremeyeceğim hiçbir ürünü müşterilerime satmayacağıma, Hamet'in özünü bozacak, bile tarih, konserojen ve koruyucu gibi sağlığa aykırı hiçbir katkı maddesi kullanmayacağım. Namusum, şerefim ve bütün mukaddesatım üzerine yemin ederim. Hamido baklavaları. Hamido baklavaları. Çok iyi, çok sevdim. Böyle ince dokunuşları seviyorum. Aksanı ürünlerimizde daha şeker kullanıyoruz diyor. Böyle işte arkadaşlar, böyle bir yemin merak edenler için bu arada. Hadi artık anne, kapışma başlasın. Bunları yemiyoruz arkadaşlar, bunlar annemin. Yani... Özel bir bölümü var annemin evde. Kimse bilmiyor asla. Oraya saklayacağım. Bunları şuraya koyalım. Bunlar istemezsin herhalde. Ya bunu da şöyle alalım. Bunu da çıkaralım ki şimdi baklavalarımızı bunu da koyalım. Evet. Orada arkadaşlar, pazardan aldık biz. Yani kargoyla zaten bu kadar sağlıklı gelmesi mümkün değil. Anne, ama bir şey söyleyeceğim. Gerçekten kokmuyor mu baklava? Evet, gerçekten baklava. Antep bu işi, Antep bu işi yapıyor arkadaşlar. Ben size söyleyeyim. Bu işin piri Antep. Bu işin piri Antep valla. Ben hiç Antalya'da böyle fıstık taşıyan baklavalar görmedim. Aynen. Tamam, kaç taneyle başlamak istiyorsun önce? Ben anlayamadım. 2 taneyle başlamak istiyorum. Tamam, ben de o zaman. Ben 3 taneyle başlayacağım. Anne yapacak hiçbir şey. Ya iyi o zaman. Ben de 3 taneyle başlayacağım. Anne, arkadaşlara merhaba demedin sen bu arada baklavanı rehavete kapı. Bu arada arkadaşlar, annem de gerçekten bunu söylediğim... Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Ceren'i kesinlikle ve kesinlikle yenmeye geldim. İnşallah. Yeneceğime eminim. Herkes böyle başlıyor zaten videoya. Evet, herkes böyle başlıyor ya, öyle yani. Ay çok güzel. Tamam. Hadi anne, çatal kullanmak taraftar değilim ben ya. Ben çatal kullanmak istemiyorum. Evet, ben de değilim yani. Herkesin affına sığınıyorum. Bunun için yorum yapmayın. Çatal kullanmayacağım çünkü neden? Çatal kullanırsam Ceren'i yenemem. Başlıyoruz. Başlıyor musun? Allah Allah. Ya. Şu an kapışmayı bırakıp zevk için yemek istiyorsun değil mi? Yavaş yavaş. Hı-hı. Ben öyle değilim işte anne. Takmayın nerede? Üstü kullanmak yok. Ya. Neden? Kapışma kuralı bu. Ya. Aklıma her baklava yediğimde bir tepsi baklavayı bir günde yemem ve
balık pulu çıkması gelir aklıma. Kaç yaşındaydım ya? 16 yaşında mıydım? Evet. Su da mı içemiyoruz? Niye? Ama hani kapışmanın bir mantığı olmak zorunda. Niye? Su içmiyoruz mu yani? Anne! Tatlıya su içilmez. Ayran istersen ama. Niye ayran var da su yok? Su yok. Gerçekten. Baklava. Çok güzel. Fıstıklar harika. Ama bir şey diyeceğim. Bu baklavaysa Antalya'daki hiçbiri baklava değil. Aynen. İsmini vermek istemiyorum. Buradan bir azıcık biliyorsun nasıldı. Bunda doğal şeker olduğu çok belli. Onlar resmen böyle şerbetten ağırlaşıyor ve yenmiyor bir süre sonra maalesef. Yiyecek mi daha? Güzel mi? Hı hı. Annemiz zaten bu son arkadaşlar. Sen kaç tane yedin? 4. Nasıl 4 tane yedin? 4 oldu işte. Nereden aldın 4? Buradan. Anne sanma ki şu ağa Ali'nin ağası. Şefika'nın ağası o. Ya yalanı yesinler. Bana yutturacak. Anne yemek istemiyorsan yemeyebilirsin ya. Sen pek tatlı yemiyorsun çünkü. Şimdi ben bunu yesem sen bir tane daha yiyeceksin değil mi? Mecburen anne. Yenmek için yerim yani. Ben bir baklava rekoru kırmıştım. Zaten orada nereden aldığımı söylememiştim. O yüzden rahatça bunu söyleyebilirim. Bak o baklava böyle olsa... Ama hayır şöyle. Baklavanın gerçekten çok güzel bir yani tam doyurucu şeyliği var. Tam bir tatlıyı şey yapıyorsun, yiyorsun. Böyle çok ağır bir aç şerbeti dağın dağın oluyor yani şeylerde bazı. Öyle bir şey hiç yok. Gerçekten çok güzel ya. Biz Antep'te birkaç yerde yedik. Tek geçiyorum ben. Bak şunu çok şurası... güzel yapanların ellerine sağlık. Evet, gerçekten evet. Harika. Ben ha. Şimdi var ya su içmediğim için yiyemiyorum biliyor musun? Bunu özellikle yapıyorsun. Anne su, o zaman mesela su içeyim bunun hepsini ya öyle şey olur mu? Ne ben annemin hemen tıkanacağını bildiğim için. Arkadaşlar şimdi şöyle. Hayır su yok, peçete yok. Böyle rezillik olmaz. Ama bak benim böyle rezillik olmaz. Bir yemeği var yarışmamda peçete yok, su yok. Başkasıyla yaptım. Anne kaç tane yedin sen? 3 mü? 3 tane yedim. Ben 4 yedim. Sen bırakıyor musun? Bırakmıyorum. Arkadaşlar ben annemin hastalığından birkaç videoda bahsetmiştim. Annem çok istedi bu videoyu birlikte çekmeyi ve baklava videosunda yani benimle olmak istedi. Çünkü ben haşlanmış yumurta çekmek istedim. Dünyada en sevdiğimiz şey haşlanmış yumurta annemle bizim. Haksızlıyım. Evet. Haşlanmış yumurta ekmeğin içine dürüp karabiber atıp yemek. Anne buraya bakarak konuşacak. Sen unutmuşsun bu işi ama yani. Böyle olmaz yani. Su içmek istiyorum. Su içeyim şunu da. Hepsini yerim ben onu su içsem. Ama hepsini o zaman ben de yani olmaz o iş. İyi sen de kaç tane daha yiyebilirsin? Anne ben çok ben. Anne bundan ben 3 kutu daha yerim yani. Bunu bana soruyorsun farkında mısın? Ya benim amacım şey. Sen kaç tane yersen bir üstünü ye. Ne yapayım arkadaşlar? Kapışma böyle bir şey yani. İçindeki fıstığı görüyor musun? Nasıl bayılıyor? Abi bir dakika göstereceğim arkadaşlara. Gerçekten çok güzel. Bak. Yani şöyle çok böyle hani cik cik kızım üstünü ya al üstünde yiyeyim. 5 etli. 6 tane yiyebilir misin? Nereye 5 etli? 4 yemiştim zaten şunu buçuğunu da ben yedim 5,5 etli hatta. Valla mı senin? Sen oradan aldın mı bak izlerim bir şeyin gidiyor. İzle. Devamı. Like atmayı da unutma. Hatta arkadaşlar hala beğenmediyseniz lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Lütfen beğenmeyi unutmayın. Ben şimdilik yiyeceğim. Koy. Anne bak sana insaflı davranacağım, küçükçe vereceğim. Ya bunu da ya, yersen... Ya ne küçük, aynı hiç de küçük değil. Ben bunu da yersen seni ya kazan... Onun için hava atma yani. Sen bunu da yersen seni kazanmış sayacağım kız. Bu da annem için bir rekor biliyor musunuz? Yani şöyle annem evet tatlıyı çok seviyor. Bu aralarda biraz bayağı bir düşkünleşti. Hatta çok korktu şeker hastası mıyım diye. Bu arada tatlı bana tamamen yasak. Haftada bir gün izini şu an kullanıyor annem. Benim için, benim videom için ve sizin için arkadaşlar. Evet. Bu da anneme benziyor mu sizce arkadaşlar? Benziyorsun. Babasına daha çok benziyor. Benim buram, şuram babama benziyor. Şuram anneme benziyor. Bak çeneme. Bak.
Vücut tipi ben. Yiyeceğim onu. Ye kız hadi kız. Arkadaşlar hatta şöyle bir durum oldu. Hediye olarak baklava aldık ya mesela, fıstık aldık. Bir de Antep fıstığı ezmesi aldık. Hediye olarak bir kilo da dondurma koymuşlar yanına. Ama ben dondurmayı... Bu heyecan ve rehavetle Ceren dondurmayı unutuyor. Antalya hava sıcak, tamam mı? Ben de dedim Allah'ım dedim hemen şunu alayım da dedim gideyim evde bitir. Çünkü video çekeceğim daha yani. Acıkmışım falan. Dedim ki... Tabii kutuyu merak etme de var. Kutuyu merak etme de var. Aa sen bir kutuyu bir gördüm şöyle. Ya dedim bunların bozulma ihtimali yok zaten. Çünkü en çok ondan korkuyordum. Tazelik 10 numara hiç de bozulmamış. Çok güzel, harika. Gerçekten çok güzel. En çok yediğim baklavaydı bir anda yani. Arka arkaya yediğim en çok baklavaydı 3 tane. Dördüncüyü yiyemeyeceğim çünkü neden? Gerçekten yersem vücudumdan bir ateş çıkacak. Yemeyeceğim gerçekten. Yiyemem, çok şey oldu tıkadım. Anne çok güzelmiş, ben şu kadarcık daha yiyeyim ya. Ay şuna bak ne güzel, ya bunu çok sevdim ya. Sevdiğim ve beğendiğim her şeyi sizinle paylaştığımı ve sizinle yararlanmanı istedim. Bildiğim için arkadaşlar dayanamayacağım ve bu işletmenin Instagram adresini aşağı yorumlara koyuyorum arkadaşlar. Çünkü benim böyle öneri isteyen takipçilerim de oluyor. Mesela bu güzel bir öneri. Gerçekten çok güzel bir öneri. Tabii Çantep'e gitmedim ama yıllar önce gitmiştim olmuştu ama tabii ki nereden baksam 20 senedir böyle Antep'ten falan baklava yemedim. Ama çok çok güzel ya gerçekten. Anne bak bunu ye, onu yeme. Sana gelecek ay bir daha söyleyeceğim. Yiyemem. Allah Allah ya tıkandın yani resmen. Tıkandım yani bak gözlerim falan dönüyor. Ben bu kadar şey yapamam anne. Ya yerim dediğim gibi su içmem lazım. Ya bu kıstası bence sen koydun. Böyle bir şey yok. Aşağı yorumlara yazın lütfen arkadaşlar. Yani bu böyle bir kıstas olamaz. Tatlı yiyeceksin de su içmeyeceksin. Olmaz. Ben kabul etmiyorum. Anne bak tatlıdan sonra su içilmez. Ya ayran içeceksin ya da hiçbir şey içmeyeceksin. İyi ayran içeyim hadi. Ama artık içmeyeceğim dedin. Aklını kaybettin. Hakkını kaybettin anne. Yapacak hiçbir şey yok yani. Ben de şuradaki fıstıkları falan yiyorum. Ya anne sen yiyorsan. Al doy bunu da ya. Hayır sen yemiyorsan benim de daha fazla yememe gerek yok. Çünkü biliyorsun bazen şeker diyeti yapıyorum ben. O çikolata şelalesinden sonra hayatım kaydı arkadaşlar. Annemin hali ben uyuduktan sonra... Ben şunu çok merak ediyorum. Uzun bir süre uyumamışlar arkadaşlar ve başımda nöbet tutmuşlar. Bir şey olur mu bu gece Ceren'e diye. Evet evlat. Nitekim oldu. Böyle birazcık kızardı buralarım falan. Harika. Ceren gerçekten çok güzel. Bir saniye acık gıdım gıdım vereceğim. Kendim şey yapabilirim. Harika. Falan yok. Annem var ya bunu dönülmez aşkım ufkuna saklar şimdi arkadaşlar tamam mı? Bu da oğluma. Arkadaşlar lütfen yorumlara ekleyin. Ceren bana bunu bilerek ve kasıtlı olarak vermedi. Su içersem onu yeneceğimi hissettim. Yemme olayı değil de bak şimdi ben şöyle düşündüm. Hep senin yediğinden bir fazla yemek zorundayım tamam mı? Ben de o şelaleden sonra ya bir tatlı tüketimine ara verdim ya. Dedim ki bir şeyleri kısayım ki annem yiyemesin. Dolayısıyla ben de yemeyeyim. Bence güzel bir kapışmaydı bu arada. Bence hiç güzel bir kapışma olmadı. Umduğum gibi olmadı. Ben bir 6 tane falan yerim diye şey yapıyordum, umut ediyordum. Ama şunu ye, şunu ye. Yemeyeceğim. 2 kilo falan söylemiştik. 2 kiloydu değil mi anne? Orada 2 kilo çok rahat yenir ha. Ben diğerini de hatırlıyor musun sen baklava rekorunda çok kötü olmuştum. Ama farklı bir şey arkadaşlar. Ya yenir mesela ben çok zorlasam ne gerek var çünkü çok kötü olacağım. Üzgün olacağım. Kötü olur benim. Yani benim yaşındayken 2 kasa elma yiyordum. Ya ben o zaman yiyordum. Senin yaşındayken Ceren bak ben şu an senin yaşında benim yaşım 1 mi? Abim 30 yaşında. Abim 30 yaşında 29, mı? 30 ne fark eder? Ben de 24'üm ama 25 diyor ablam. Abin 20. Annem senin abinin arasında 5 yaş var. Nasıl abim? 24 yaşındayım ben. Evet. Hani bunu kabullen, nasıl kabullenmiyorsun anlamadım anne yani. Küçük daha küçük gözüküyorsunuz gözüme demek ki ikinizde. Hani küçük gözüküyorum değil mi? Evet. Çünkü bana 30 gösteriyorsun falan diyenler var ya. Ya onlara ben hiç katılmıyorum. Çünkü Ceren kesinlikle 30 falan göstermiyor. Hatta 24 yaşında. Ve bunu çok yakından görseniz daha küçücük 16-17 yaşında gibi duruyor zaten evet, küçük biraz yani. Biraz ebatılı küçük evet. Yüz çektin de öyle yani öyle şey bir şey değil. Yani. Büyük gösterecek bir şey yok yani. Anne. Çocuğum için demiyorum gerçekten. Kirpi yavrusunu ne diye severmiş biliyor musun? Kadife tüylü yavrum ne severmiş. Kokoreçte kapışabilirim. Arkadaşlar sizin bir fikriniz varsa bana da yok yok değil. Acı biber yemeli Ceren'le kapışabilirim. Hani ben 100 tane acı biber yedim. Tamam fark etmez ben de 200 tane yerim. Ama onları sen beni yenersin. Ya demek ki.
Olmaz, ben de onu istiyorum. Acıların derecesine göre arkadaşlar burada bir acı biber yeme yarışması vardı. Sokak lezzetlerinin mutlak kanalda videosu var. Ya orada acı biber yeme yarışmasına sokacaktım annem ama ertesi günde yarışma. Ertesi günde annem yapmak sıkacak. Bilmem. Neden katılmadın Go yarışmaya sen? Sen gitmedin Cere. Ben dedim ay, giderim. Ay mutlaka giderim. Bir şey olmuştur. Ben Ebiş Hasan Oba gezelim arkadaşlar. Hemen giderim. Hayır, ben. Hayır değil annem, sen gitmedin. Sen hatta önce ısrar ettin yarışmaya gir diye. Evet. Ben girmeyeceğim dedim. Ha, girmeyeceğim. Daha sonra gireyim dedim. Ama götürmedin beni. Ben çiçeğim götürmedim. Acı biber yemede Ceren beni yenemez. Yani acı yemede yenemez. Onun için kıyorsa kapışsın diyorum. Yenemem evet. Ben annem böyle dürüstümdür. Bak hiç ben sen ne dedin? Ceren'i ben yenerim dedin. Yenemedin. Ben dürüstümdür. Annem beni yener diyorsa annem beni yener. Çünkü ben de acıya çok dayanıklıyım. Ama annem başka bir expert düzeyde yani. Expert. Acıya dayanıklıyım. Çok acılar çektik. Hani ooo. Arkadaşlar artık videoyu kapatalım o zaman dedik annemle değil mi? Videoyu kapatalım. Bir dahaki videoda Ceren'le ne üzerine kapışacaktık? Arkadaşlarımız yazabilirler. Anne, acı biber dedin ama o bir yemek kapışması olmuyor, o dayanıklılık kapışması oluyor. Yemek kapışması olmuyor, dayanık. Acı ne var acı? Acılı kokoreç. Ya kokoreçi zaten annem kotladı kafaya. Baklavada da öyle yaptı ya arkadaşlar. Artık kokoreçin kaçarı yok yani. O bir kokoreç, sarı kokoreç gelecek bir böyle. Bir dahaki videoda kokoreç olursa çıkar. Anne haftaya kokoreç alacağım o zaman, tamam mı? Haftaya. Haftaya. Niye ben yılda bir kere videoya çıkıyorum? Beni çok sevmişler zaten, daha çok olmadı. Teşekkür ederim herkese. Ama işte ben böyle videolar açtıkça benim diyet ne olacak onu bilmiyorum. Diyet derken zayıflama diyet değil arkadaşlar. Rahatsız olduğu için bu şey yiyemiyor. Glutensiz besleniyor. Anlatmıştım ben zaten. Evet, glutensiz besleniyor. Zaten doğal, hani doğal yapmışlar ya her şeyi. Gluten yok bunlarda. Vallahi çok doğal. Gerçekten hiçbir şey amaçlı değil. Ben uzun yıllardır yediğim en güzel baklava. Vallahi benim de. Zaten Gaziantep'te de yiyince annemi aramıştım. Ben, anne siz orada baklava yemiyorsunuz anne demiştim. Evet, annem de kızmıştı. Hatırladım beni, en üzüldüm. Arkadaşlar izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ediyoruz. Hala kanalımıza abone değilseniz abone olup tüm bildirimleri açarak videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Bu kadar hızlı konuşabilir misin? Konuşurum. Söyle. Neyi söyleyeceğim? Benim az önce söylediğimi. Ama kanal şimdi benim değil, senin kanalın, ne diyeyim yani. Evet, bu kadar hızlı konuşup da nefes tükettim. Sizleri seviyoruz. Baş tarzısınız. Sevgiyle kalın, görüşürüz. Bay bay. Videoyu beğenmeyi unutmasınlar. İyi mi anneciğim? Anne söyleyeyim. Aynen, videoyu beğenmeyi unutmuyoruz. Bir dahaki videoda Ceren'i hatırlatın. Kokoreç yiyoruz. Acılı. Görüşürüz.